Evet, şimdi bir yayın konuğumuz var. Döneceğiz. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta bizlerle birlikte. Sayın Usta, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Az önce haberimizde de aktardık. Onunla başlamak isterim siz de sizin için de uygunsa. Şimdi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı yabancılara konut satışı ile ilgili konuşuyor. Yani bunun devam ettiğini, hala satışların yapıldığını, bunun karşılığında da vatandaşlık verildiğini söylüyor. El Cezire konuşuyor. Konut satışı karşılığında vatandaşlık alma süreci durmadı. Gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor dedi. Bu açıklamalar için ve konut satışı karşılığında vatandaşlık verilmesi için neler söylersiniz? Şöyle yani bir defa Türkiye'nin maalesef uygulanan yanlış ekonomik politikalardan dolayı ciddi bir dış finansman ihtiyacı var. Bunu anlıyoruz. Tabii bunların olmaması gerekirdi. Bunların olmaması için biz önerilerde bulunduk. Bu yanlış politikalardan vazgeçin dedik ama Türkiye böyle bir noktaya getirdiler. Şimdi tabii finansman sağlayabilmek için de artık yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aslında bir anlamda böyle şey yapıyor, satılmış oluyor. 400 bin dolarlık bir ev alımı karşılığında vatandaşlık verilmesi ve bunların doğru düzgün bir soruşturmaya tabi tutulmadan yapılması son derece yanlış. Biz elbette yabancılara konut satışı tamamen kapatılsın, yani hiçbir şekilde konut satışı yapılmasın demiyoruz. Bütün dünyada olan bir şeydir bu. Ancak bir defa bir rakam çok düşük. İki, soruşturma yapılmıyor. Şimdi Ali Yerlikaya diyor ya 2-3 ay içerisinde vatandaşlığı veriyoruz. Ya 2-3 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde TC vatandaşlarının efendim güvenlik soruşturmasını yapıp bitiremiyorlar da 2-3 ay içerisinde bir yabancıya ilişkin bu soruşturmalar nasıl tamamlanıyor? Nasıl bu kadar süratli işlem yapılıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla yani bir tabiri caizse yoldan geçene vatandaşlık veriliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye'nin dış politikasından itibar açısından da son derece yanlıştır bu. Ayrıca asayiş ve güvenliği açısından Türkiye'nin son derece yanlış politikadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bunu da tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bir de Türkiye ciddi bir barınma krizi yaşıyor. Yani zaten özellikle 2020 Nisan-Mayıs aylarından itibaren uygulanan yanlış ekonomik politikalar, yani konutu ve otomobili Türkiye'de bir ciddi bir yatırım aracı haline getirdi ve konut fiyatları. Tabii dış piyasalarda da bir kısım emtia fiyatlarındaki artışın etkisi var. Ancak bizdeki fiyat artışları, konut fiyat artışları yurt dışı ile yabancı diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar yüksek oldu. Yani çok aşırı bir yükselme oldu. Dolayısıyla bu tabii konut fiyatı yükselince ev kiraları da yükseliyor. Şu anda kendi vatandaşımız ciddi bir şekilde yurt içerisinde barınma krizi yaşarken tekrar konut talebini artıracak bir takım uygulamaların yapılması da bir başka yanlışlık. Yani bu yönle de bu iş hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Ama dediğim gibi yani burada bir dış politika, zaten dış politikası falan Türkiye'nin yok da yani iç piyasa, konut piyasasının efendim talebi açısından bir araç olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının verilmesinde son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bu tamamen Türkiye finansman ihtiyacından veya konut piyasasının diyelim ki sıkışmış olmasından bağımsız bir şekilde kendi politikasını ortaya koymalı ve bu çerçevede yabancıya vatandaşlık verecekse vermelidir. Bu çok böyle inceleyip sık dokunarak verilmelidir. Öyle sıradan herkese vatandaşlık verilmesi diye bir şey düşünülemez. Bir de geniş bir aileye veriyorsunuz. Şimdi Bayla Hanım bakın 400 bin dolarlık bir ev aldığını düşünelim. Yani 30 kişiye aynı anda vatandaşlık veriyor. Yani 10-15 bin dolara düşüyor vatandaşlık. Bir kişinin vatandaşlığı. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Şimdi başka ülkelere bakıyorsunuz. Yani onlar ne yapıyor diye. Zaten biliyorsunuz çok büyük gelişmiş ülkeler bu konuda son derece hassas. Vatandaşlığı kolay kolay kimseye vermiyor. Ama gelişme yolundaki ülkelere falan da baktığınızda aslında onlar da işte diyelim ki 400 bin euro, 500 bin euro Avrupa Birliği'ne yeni katılan ülkeler için söylüyorum. Konut alması durumunda sadece vatandaşlık vermiyor bakın doğrudan. Oturma izni veriyor. Süreli oturma izni veriyor onda. 5 yıl oturma izni veririm diyor. Daha fazlasını vermem diyor. Biz şimdi yani 400 bin dolarlık getir. Ondan sonra 30 kişiye, kaç kişiyse ailesi hepsine bırak oturma izni, yani sürekli vatandaşlık veriliyor. Bunlar bu anlamda son derece yanlış. Denetimi de yapılmıyor. İşin bir diğer boyutu. Bakın ben emlakçılarla konuştum. Bu 400 bin dolar falan da gelmiyor biliyor musunuz?
Bunu 100 bin dolar, 100 bin dolar şeklinde 4 defa takla attırarak bu para aslında yani 400 bin dolar gösteriliyor. Para yatırılıyor, ondan sonra çekiliyor, TL olarak çekiliyor, dövize çevriliyor dışarıda, tekrar getiriliyor, aynı para yatırılıyor. Yani 4 defa takla attırıyorlar 100 bin doları. Biz bunu yapıyoruz dedi emlakçı. Yani yabancıların birçoğusu böyle alıyor dedi. Dolayısıyla hem 400 bin dolar da gelmiyor. Böyle neresinden bakarsanız bakın bu politika yanlış bir politikadır. Tekraren söylüyorum, elbette efendim yatırım yapan, hakikaten Türkiye'de istihdam yaratacak, efendim itibarlı insanlara vatandaşlık verilebilir. O da hemen verilmesi gerekmez. Çok ince eleyip sık dokularak verilmelidir. Fakat bu 400 bin doları getir, dediğim gibi o da geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Getiren herkese vatandaşlık veririz anlayışı son derece yanlış bir anlayış, hiçbir şekilde kabul edilemez. Peki yabancılardan bahsediyorken bir yandan da mültecilere, sığınmacılara bakmak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler öncesinde ensar ifadelerini kullanıyordu ama yerel seçim sonrası dili aslında sertleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz. Tedbirlerimizi arttırdık, kaçak göçmenleri sınır dışı ediyoruz dedi. Ensar söylemlerine ne oldu? Bu söylem değişikliğinin nedeni nedir sizce? Şimdi biz şunu net bir şekilde söylüyoruz. Sığınmacı meselesi Türkiye'nin artık bir beka meselesi haline gelmiştir. Bala Hanım, bir defa Türkiye'nin demografisi değişiyor. Sayısını dahi bilmiyoruz. Bakın 13 milyon diyen var, 15 milyon diyen var, resmi kayıtlar 4-5 milyon diyor. Yani sayının ne olduğunu dahi bilmediğimiz bir Türkiye adeta istila altında. Bu ciddi ölçüde Türkiye'nin gelecek demografisi açısından şu anda bile sorun ama gelecek açısından çok daha fazla sorun. Çünkü biliyorsunuz özellikle Suriye kökenli gelen insanların çok hızlı bir şekilde de çoğalıyorlar. Böyle de bir durum var. Geçenlerde biz biliyorsunuz bunların tüp bebek tedavilerin devlet tarafından karşılanmadığı konusunda gündeme getirmiştik. Bize bir, bu arada onu da söyleyeyim, bir cevap geldi. Çalışma Bakanlığı'ndan bu İçişleri Bakanlığı'yla yapılan bir protokol çerçevesinde bu tedavi ücretleri karşılanıyor denildi. Demek ki hakikaten o iddialar doğruymuş. Yani şu anda şeylerin, yani Suriye'den gelen vatandaşların değil mi? Suriye'den gelen insanların tüp bebekle bebek sahibi olma, çocuk sahibi olma tedavilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılıyor. Şimdi orada kriterleri sorduk mesela. Bu kriterler vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlara sigortasını ödeyen, sosyal güvenlik primini ödeyen insanlarla aynı kriterler ve tabi tutuluyor mu dedik. Mesela o soruya cevap verilmemiş. Büyük ihtimal orada kriterler de yabancılar açısından daha esnek. Nasıl mesela biz normal bir vatandaş hastaneye gittiğinde ondan ilaç için, tedavi için katılım payı alınıyor ama bir Suriye'ye gittiği zaman katılım payı alınmıyorsa muhtemelen tüp bebek tedavisinde de çok daha kolaylaştırıcı esnek kriterler var. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Hatay'da doğan her 4 bebekten 3'ü zaten Suriyeli. Yani orada bir nasıl bir sorun gördüler de tüp bebek tedavisini kabul ediyorlar. Şimdi bu şuraya gelmek istiyorum. Dolayısıyla bu ciddi bir demografi sorundur. Biz meseleyi böyle görüyoruz. İkincisi ciddi bir ekonomik yük Türkiye'nin üzerine ve üçüncüsü de güvenlik ve asayiş açısından da ve provoke edilmeye çok müsait bir alandır. Dolayısıyla sığınmacıların yani kendi vatanlarına kavuşturma konusunda devletin artık bir politika üretmesi lazım. Devletin bir politika üretmesi diyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın bu konuda hiçbir politikası yok. Seçim öncesinde sayısını bilmediğimiz Suriyeli TC vatandaşları, yani onlara vatandaşlık da veriliyor. Ne kadar sayıda var bilemiyoruz. Ne kadar oy kullanıldı onu da bilemiyoruz. Onların oylarını almak için muhalefet biz göndereceğiz dedi. Onlar göndermeyeceğiz politikasını ortaya koydular. Net bir şekilde gönderilmeyeceğini söylediler. İlk başta zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi ensar şeklinde bir yaklaşımla bu işe yaklaşılmıştı. Ama bu mesele ensar muhacir meselesi falan değildi. Bu mesele Türkiye'nin bekası meselesidir. Yani Sayın Erdoğan burada çok zikzak yapıyor. Ha son dönemde işte biliyorsunuz yani ne olursa olsun hani derler ya bu hükümet teflon tava gibi hiçbir şey yapışmıyor. Yani iki şey de söyleyebiliyor aynı anda. Bir gün arayla ikisini de söyleyebiliyor. Hem göndereceğim diyor hem bırakacağım diyor. Ertesi gün tekrar farklı bir şey söylüyor. Şimdi suçu nereye atıyorlar? İşte sığınmacı üzerinden bizi Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlar. Yani bunu da bir dış güçlere getirip bağladı. Kimseyi Türkiye'nin köşeye sıkıştırdı falan yok. Türkiye bu anlaşmaları kendisi yaptı. Türkiye sınırlarını kendisi açtı. Sınır falan yok. Bakın bizim Bursa milletvekilimizin geçenlerde biliyorsunuz
şeye İran sınırına gitti. Hı-hı. Yani sınırdan Gerçek oldu. isteyen istediği gibi geçebiliyor. Evet. Yani kim bize birisi baskı mı yapıyor? Türkiye hür ve bağımsız bir ülke değil mi? Sınırlarınızı açın mı diyorlar bize? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Veya Türkiye'yi geri alım anlaşması yapıldı. Bir yüz karasıdır. Yani şimdi 3-5 milyar dolar para alacağım diye Türkiye'yi bir hendek ülke haline getirilmesi, efendim Avrupa'nın güvenliğini sağlamak açısından Türkiye'nin güvenliğinin hiçe sayılması kabul edilebilir bir şey mi? Bunları kim yapıyor? Ya bizi kim köşeye sıkıştırıyor? Bunu söylesinler bize. Bunlar hükümetin anlamsız, tutarsız politikalarından kaynaklanan hususlar. Dolayısıyla bu meseleye toptancı bir şekilde, daha doğrusu toptancı demeyeyim de bütüncül bir şekilde bakılması lazım. Bir devlet politikası olarak meselenin görülmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak bu konuda çok iyi çalıştık. Somut, bakın sığınmacı meselesinin çözümüne ilişkin, geri göndermelerine ilişkin somut eylem planı ortaya koyduk. Ve şuradan bir çağrı yapıyoruz Sayın Erdoğan'a, hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki, yani tamam bu meseleyi çözecek irade ortaya koyamıyor olabilirsiniz siz veya efendim bir çözüm seti oluşturamıyor olabilirsiniz. Yani bizleri çağırın. Yani mecliste en azından efendim grup olan siyasi partileri veya mecliste temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını çağırın. Bir devlet politikası haline getirelim bu işi ve siyaset üssü olarak bakalım. Biz kendi çözüm önerilerimizi söyleyelim ve bu konuda da bir ortak bir mutabakata varılıp bütün siyasi partilerde bu konuda hükümete, devlete destek versin istiyoruz. Mesela böyle bir şey de yapılmıyor. Dolayısıyla ha şimdi neyi söylüyor efendim? Kaçak girişlerde efendim 25-30 bin kişi gönderilmiş. Ya siz neden bahsediyorsunuz ya? Yani 15 milyon insandan bahsediyoruz. Yani 25 bin kişini yakalamışsın, göndermişsin. Yani konuştuğumuz büyük rakam içerisinde bu konuşulanlar nedir ki? Ya hakikaten böyle insan yani şeyini aklıyla alay edercesine böyle küçük rakamlarla sanki meselenin çözümüne ilişkin bir şey yapıyormuş gibi görünmek kabul edilebilir bir şey değildir. Önemli bir meseledir. Türkiye'nin en önemli meselesidir. Türkiye'nin önündeki en önemli meseledir. Bu meseleyi çözmek lazım. Tabii şimdi Sayın Erdoğan'ın son dönemdeki bu hani güya böyle biraz hani yabancı karşıtlığı değil mi? Hani sığınmacılara ilişkin bir şeyler yapacağız gibi söylemesi yerel seçimlere ilişkin bir söylemdir. Hani genel seçimlerde onların oylarını almak için bu yapıldı ama yerel seçimlerde biraz da vatandaşın belli bölgelerde Suriyeli sığınmacıların özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu bölgelerde biliyorsunuz ciddi tepkisi var. Şimdi yerel seçimlerde oralarda biraz daha vatandaşa şirin gözükmek için söylenen sözlerine yani bu zikzan nedeni odur. Ondan ibarettir. Ama dediğim gibi bu mesele seçimle, siyasetle ele alınacak bir mesele değildir. Türkiye'nin önemli bir konusudur. Türkiye'nin beka meselesidir. Konuya bütüncül bir şekilde ciddi bir eylem planı ortaya koyarak yapılması lazım. Ve bu anlamda da siyasi partilerin, en azından mecliste grubu bulunan siyasi partilerin mutabakatının alınarak yapılmasında büyük fayda vardır. Devlet politikası haline getirilsin. Kimse de bunun sonrasında herkes taşın altına elini koyarsa hiç kimse de yapılan işleri istismar etmez, suistimal edecek bir söz ve eylemde de bulunmaz. Peki. Sayın Usta çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Peki, ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.